Haberin doğru adresi Aksaray'ın ekranı Belediye TV Haber Merkezi'ne hoş geldiniz. Haberlerle karşınızdayız. Aksaray Belediyesi tarafından bu yıl ikincisi düzenlenen 2. Aksaray Gençlik Festivali başladı. Aksaray Belediye Başkanı Haluk Şahin Yazgın'ın ev sahipliğinde Kılıç Arslan Parkı'nda düzenlenen açılış törenine AK Parti İl Başkanı Hüseyin Altınsoy, AK Parti Merkez İlçe Başkanı Hamza Aktürk, İl Protokolü üyeleri çok sayıda davetliyle birlikte yüzlerce genç katıldı. Festivalin açılışında konuşan Belediye Başkanı Haluk Şahin Yazgı, gençlerin ülkemizin geleceği olduğunu ve bu yıl ikincisini düzenledikleri Gençlik Festivali'nin önümüzdeki yıllarda Aksaraylı gençler için vazgeçilemez bir festivale dönüşeceğini söyledi. Evet, bugün ikincisini düzenlediğimiz Gençlik Festivali'nde birbirinden güzel etkinliklerimizle beraber 3 gün boyunca dolu dolu zamanlar geçireceğiz. Biz bu sene sizlerin de bildiğiniz gibi hem çocuklarımız, hem gençlerimiz, hem de kadınlarımız için birçok faaliyetler yaptık ve yapmaya devam edeceğiz. Sizler bizlerden talep ettiğiniz sürece biz en güzelini sizlerle beraber gerçekleştireceğiz. İnşallah geceleri de konserle devam edecek bu güzel etkinliğimize tekrar hepiniz hoş geldiniz, sefalar getirdiniz. Festivalin genelde eğlenmek ve enerji atmak üzerine kurgulandığına dikkat çeken Başkan Yazgı, festivalde atılan enerjilerin yanı sıra gençlerin çeşitli etkinliklerle deneyim ve bilgi toplama şansını da değerlendirecek olmaları kendileri için memnuniyet verici olduğunu söyledi. Aksaray Belediyesi'nce bu yıl ikinci kez düzenlenen Gençlik Festivali'nde renkli görüntüler yaşandı. Belediye Başkanı Haluk Şahin Yazgı açılışın ardından davetlilerle birlikte standları gezdi, etkinliklere katıldı. Kılıç Arslan Parkı'nda gerçekleşen etkinlikler kapsamında başta yöresel lezzetler ekibi standını açarken çeşitli ülkelerin tanıtım standları, fotoğraf ve yağlı boya resim sergileri, el sanatları atölyeleri festival alanına ayrı bir renk kattı. Gençlere ve çocuklara özel eğlencelerde ise katılımcılar kurulan macera parkuru, langırt oyunu, paintball gibi etkinliklerle stres attı, doyasıya eğlendi. 3 gün sürecek ve 6 Mayıs tarihinde sona erecek 2. Aksaray Gençlik Festivali etkinlikleri kapsamında Elif Kaya, Buray ve sevilen müzik grubu Kolpa konserleriyle 7'den 70'e festivale katılan herkesi coşturacak. Aksaray Belediyesi Mayıs ayı olan meclis toplantısının oturumu Belediye Başkan Yardımcısı Süleyman Can Bulut Başkanlığında gerçekleştirildi. Aksaray Belediye Meclisi'nin Mayıs ayı olan toplantısı, bir önceki meclis toplantısında alınan kararların özetlerinin okunmasıyla birlikte meclis üyeleri gündemde yer alan Belediye Kanunu'nun 29. maddesine istinaden meclisten istifa eden üyelerin dilekçelerinin meclise sunulmasını, açık oylamayla Sefer Alkan'ın meclis üyeliğinden istifası nedeniyle boşalan İmar Tadilat Komisyonu üyeliği seçiminin yapılmasını, Aksaray Belediyesi 2017 yılı bütçe kesin hesabının görüşülmesini, İmar Tadilat Komisyonu tarafından hazırlanan tadilat taleplerini, İmar Komisyonu'na sevk edilen plan değişikliklerini, belediye birim müdürlüklerinden meclise havale edilen evrakları, Ereğli Kapı Mahallesi ve Piri Mehmet Paşa Çarşısı'nda 7634 ada 13 parselde bulunan kafeteryaların belediye meclisinde satış kararı alınıp istekli çıkmayan yerlerin 10 yıla kadar kiraya verilmesi, İnsan Kaynakları ve Eğitim Müdürlüğü'nde kadro değişikliğini görüştü, karara bağladı. Aksaray Belediyesi Mayıs ayı olağan meclis toplantısı dilek ve temennilerle son buldu. Belediye Başkanı Haluk Şahin Yazgı'nın girişimleriyle başlayan Kapalı Çarşı Yenileme Projesi çalışmaları devam ediyor. 2018 yılı Şubat ayında başlayan çalışmalarla zemin döşemesini tamamlayan belediye ekipleri kompozit kaplama ve dekoratif aydınlatma sistemlerini döşüyor.
Aksaray Belediyesi kent merkezinin vitrini ve kalbi olan Kapalı Çarşı'yı daha modern ve düzenli bir görünüme kavuşturmak için başlattığı çalışmalar da sona geldi. Yer döşemelerinden aydınlatmalara, çatı sisteminden estetik dış görünüme kadar pek çok değişikliği içeren proje ayağında, çarşının cadde ve yan sokaklarının tamamında aşınma ve iklim şartlarına sıcağı ve soğuğa dayanıklı 3914 metrekare alanda granit bazalt zemin döşemesini tamamladı. Aksaray Belediyesi ekipleri çarşı ve civarındaki kompozit kaplamayla birlikte aydınlatma sistemlerindeki dekoratif görünümlü ışıklandırma çalışmalarını sürdürüyor. Ramazan ayının yaklaştığı şu günlerde beklenen pide fiyatları belli oldu. Aksaraylılar bu yıl Ramazan pidesini zamsız yiyecek. Fırıncılar Odası Başkanı Halis Altınsoy yaptığı açıklamada alınan kararla pideye zam yapılmadığını ve geçen yılki fiyattan satılacağını duyurdu. Aksaray'da bu yıl Ramazan pidesinin 300 gramı 2 liradan, tek ve çift yumurtalı ve susamlı pidenin 300 gramının ise 2,5 lirayla 3 liradan satılacağı açıklandı. Aksaray Fırıncılar, Lokantacılar, Pastacılar, Esnaf Odası Başkanı Halis Altınsoy, Ramazan sofralarının vazgeçilmez yiyeceği olan Ramazan pidesine bu yıl zam yok dedi. Ramazan pidesinin gramajının 300 gram olarak satışa sunulduğu ve Ramazan pidesi fiyatlarının belirlenmesi için toplantı yaptıklarını söyleyen Altınsoy, Ramazan ayıyla özdeşleşmiş geleneklerden bir tanesi olan diğer adıyla tırnaklı pide olarak bilinen Ramazan pidesinin bu yılki satış fiyatlarının aynı olduğunu, alınan kararla birlikte yaşanan ekmek israfını da düşünerek 300 gram Ramazan pidesinin 2 liradan satışa sunulacağını, hasretle beklenen 11 ayın sultanı olan Ramazan için tüm hazırlıkların tamamlandığını söyledi. Devlet tarafından emekli olabilmek için gereken prim gün sayısını tamamlamayanlara, aylık geliri düşük olanlara ve hiçbir sosyal güvencesi bulunmayan kişilere verilen 65 yaş aylığı mecliste kabul edilen yasayla %88 arttı. Başbakan Binali Yıldırım başkanlığında toplanan Bakanlar Kurulu toplantısının ardından bir müjdeli haber de 65 yaşın üstündekilere verilen devlet yaşlılık aylığına yapılan zam oranı oldu. 600 bin civarında 65 yaş üstü vatandaşın yararlanacağı paket ile halk arasında yaşlılık maaşı olarak bilinen aylığın tutarı 265,79 liradan 500 liraya çıkacak. Üçer aylık dönemler halinde yaşlılara ödenecek tutar 797,28 liradan 1500 liraya ulaşacak. Bu maaşı alabilmek için 65 yaşın doldurulması gerekiyor. Daha sonra aranan şart 65 yaşını doldurmuş olan kişinin hiçbir sosyal güvencesi olmayacak. Bunun yanında nafaka alan kişiler 65 yaş maaşından yararlanamıyor. Mart, Haziran, Eylül, Aralık olmak üzere üçer aylık dönemlerde ödenen aylıklar dışında sağlıkta ücretsiz. Bu maaştan yararlanmak isteyen vatandaşların adreslerinin bağlı bulunduğu valilik veya kaymakamlıklardaki Sosyal Yardımlaşma ve Dayanışma Vakfı'na başvurmaları gerekiyor. Sevgili seyirciler, Aksaray'ın ekranı Belediye TV Haber Merkezi'nde haberleri izlediniz. Bir sonraki haber bültenimizde tekrar görüşmek ve buluşmak dileğiyle, hoşça kalın.